Radyo Tiyatrosu. Yapım Enko Oyuncuları. 39 Basamak. 4. Bölüm. Margaret. Evet. Benim ilahiler kitabım nerede? Palton'da. Palton nerede? Adama verdim. Adam mı? Evet. Bay Hammond'da mı? Hayır, Richard'da. Ne? Çok iyiymiş Bay Henry. Kimin aklına gelirdi ki bir ilahiler kitabının bir kurşunu durdurabileceği? Ama yine de şaşırmadım. Bu ilahiler hakikatin içinden çıkılmaz şeyler. Şeytan herif, yarım saat öncesine kadar şampanyasından yudumluyordum. Evet. Çay? Almayayım, teşekkürler. Bir de kendisine profesör dedirtiyor. Meğerse başından beri... Evet, gizli bir ajanmış. Gizli ajan. Buradan hepimizin çıkartabileceği bir ders var. Bravo size. Şerif. Bisküvi? Yok, teşekkürler. Bakın, iki ayağınızı bir pabuca sokmak istemem ama şu anda bazı önlemler almamız gerekmiyor mu sizce de? Bu iş çok ciddi. Ciddi olmasa cinayetle aranmama rağmen kendi ayağımla buraya gelip sizinle görüşmek istemezdim, öyle değil mi? Ay, o cinayet olayını o kadar önemsemeyin. Hiç şüphem yok ki beni masum olduğunuza nasıl kolaylıkla ikna ettiyseniz Scotland Yard'da o kadar kolay ikna edebilirsiniz. Sizden tek isteğim kısa bir ifade yazmanız ki ben de onu gereken mercilere iletebileyim. Zaten birazdan karakoldan bir amir size yardımcı olmak için burada olacaktır. Ama kaybedecek vaktimiz yok. Bilgiler onda. Ülkemizin güvenliği için bir an önce bu işi halletmemiz gerek. Şerif, beni mi görmek istediniz? Tabii ki. Hoşuma mı gidiyor zannediyorsun burada bir katille vakit geçiriyor olmak? Katil mi? Katil. Richard Henry, şu andan itibaren tutuklusun. Suçun salı gecesi Londra Portland Mansions'ta bir kadının canına kasten kıyman. Hapse götürün şunu. Hikayemi duydun? Hepsi doğru. Kelimesi kelimesine. Dinle beni. Burada İskoçya'da siz Londralıların sandığı kadar gerizekalı insanlar yaşamıyor. Profesörle ilgili anlattığını uydurmalara da inanmıyorum. O benim bu bölgede yaşayan en yakın arkadaşımdır. Bana Profesör Jordan'ı bağlayın. Batağa saplandı nene ve her geçen dakika daha da batıyorsun. Alo, profesör, affedersiniz efendim. Haber vermek istemiştim. Evet efendim, haini yakaladık. Beni hemen Londra'ya, Dışişleri Bakanlığı'na bağlayın. Dışişleri Bakanlığı? Kelepçelerini bağlayın lütfen müfettiş. Benimle gelin, lütfen. Kelepçeler takıldı sayın profesör. Her şey yolunda. Hiç sanmıyorum. Pencereden atladı. Kaçıyor. Durdurun şu adamı, durdurun. Durdurun şu adamı. Hayır efendim, hayır. Sorun edecek hiçbir şey yok. Her şey yolunda. Affedersiniz, korkarım. Bir dakika izin ver. Ama lütfen, bu çok önemli. Dur bir dakika. Affedersiniz. Tamam, oldu işte. Benim çok acele bir... Ooo, merhabalar. Merhaba. Nihayet buradasın. Efendim?
Ne yettin gelmekle? Hepimiz buradayız, hepimiz buradayız. Bakın, Bay McCoy. Aa, gelmiş. Nihayet burada. Şükürler olsun, şükürler olsun. Bayanlar, baylar, şimdi huzurlarınızda hepimizin çok sevdiği başkanımız Bay McCoy'u davet etmek istiyorum. O da bizlere bu gecenin son dakikada tam bir sürpriz yaparak bizi şereflendiren özel konuğunu sunacaktır. İzninizle Bay McCoy. Teşekkürler, teşekkürler. Bu gece burayı bizimle paylaşan bu çok özel misafirimizle ilgili ne söylesem beyhude. Zira siz onu yakinen tanıyorsunuz. Biraz hızlanın Bay McCoy. Şşş, çık git, çık. Onu hem asker, hem önder, hem devlet adamı, hem de bir şair olarak bildiğimiz meziyetlerini anlatmama gerek bile yok. Siyasi ve diplomatik alanlarda, Londra'da adından en çok söz ettiren simalardan biri olmanın ötesinde, bizim de bu yerel seçimler döneminde omuz omuza yer aldığını göstermek üzere buralara kadar gelmesi de ayrıca takdire şayandır. Ben lafı fazla uzatmadan özel konuğumuz, misafirimiz Yarbay Rob Roy McAllister'i kürsüye davet ediyorum. Bayanlar, baylar, kusura bakmayın. Biraz tereddütle yaklaştım bu kürsüye ancak doğrusunu söylemek gerekirse biraz önce başkanımız konuştuğundan beri güzel sözlerle benden bahsettiğini algılamakta biraz güçlük çektim. Neyse. Ben birkaç gün önce İskoçya'ya gelmek üzere Highland Express treniyle yola çıktığımda o harikulade Fort Bridge'den geçerken yani şu geçen birkaç gün içerisinde böylesi bir siyasi toplantıda konuşmacı olarak yer alacağım aklımın ucundan bile geçmez. Ancak şunu tüm açık kalpliliğimle ve içtenliğimle söylüyorum ki şu anda karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Merhaba, buyurun oturun en heyecanlı kısmına. Bu o mu? Ne diyordum? Evet, çok memnun oldum ve rahatladım. Çünkü burada, bu kürsüde kaldıkça bütün endişelerden ve korkulardan uzak hissediyorum kendimi. Neyse. Dilerseniz tartışmamızın esasını oluşturan konulara dönelim. Nedir bunlar? Ne konuştuk acaba? Tamam, buldum. Şeyi tartışalım. Ringa balığının ticaretteki yerini tartışalım. Ya da mezgitin. Çalışmayan aylak zenginlerden bahsetmek de iyi bir fikir olabilir. Hoş, ben bu konuda konuşabilecek bir otorite sayılmam çünkü ne zenginim ne de aylak. Hayatım boyunca hep bir şeylerle meşgul olmuşumdur. Son zamanlarda pek değildim. Aslında dürüst olmak gerekirse hafif tembel bir dönem geçirdim. Yalnız saatlerde kendimle baş başa boş boş oturdum. Son günlerde biraz böyleydim. Yalnız son günler derken bu son günü dahil etmiyorum. Neler oldu bir bilseniz. Kolay geçtiğini söyleyemeyeceğim. Hatta bayağı zor geçti. Ama ne yapabilirsiniz ki göğüs germekten başka. İçinizdeki kahramanı keşfetmeniz gerekiyor bir anlamda. Neler olduğunu anlamıyorsunuz. Nereye gideceğinizi, kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. Sonuçlara değeceğini bilseniz katlanırsınız. Gaz verirsiniz kendinize. Ama düşünecek zamanınız yok. Aklınız bin bir yerde, kalbiniz farklı atıyor. İnsanlarla tanışıyorsunuz. Gerçek insanlarla.
herkes elinden geleni yapıyor. Bu insanlar başlarına gelebilecek en kötü durumlarda bile yapabileceklerinin en iyisini yapmaya devam ediyorlar. Kimsenin başına gelmeyenler onların başına geliyor. Ama yine de devam ediyorlar. Yılmıyorlar. Vazgeçmiyorlar. Önlerine hep bir yokuş mu çıkıyor? Evet. Ve bu yokuşları tırmanıyorlar. Başka neler yapıyor söyleyeyim mi size? Başkaları için de en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ne sorunları varsa birbirlerine yardımcı oluyorlar. Birbirlerini koruyup destek oluyorlar. Kimilerine göre bunlar artık son derece eski moda kavramlar. Şimdi her birinizden şunu istiyorum. Sizden ve sizden Bay Crocodile. Sizden de birlik olalım ve yeryüzünde daha mutlu bir yaşam için el ele verelim. Düzgün bir dünya, iyi bir dünya. Öyle bir dünya düşünün ki bir milletin başka bir millet üzerinde kötü emelleri olmasın. Komşusunun komşusuna kötülük yapmadığı, zulmün olmadığı, herkesin eşit, özgür ve adaletli yaşadığı bir dünya. Herkesin birbirini sevdiği, şüphenin, korkunun ebediyen sürgüne gönderildiği, işte böylesi bir dünya özlüyorum. Hadi böyle bir dünya diliyor musunuz? Bütün söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Aradığınız adam bu müfettiş. Ben bunu daha önce bir yerde duymuştum. Herhalde şimdi çok akıllıca bir iş yaptığını sanıyorsun. Memur bey, lütfen tutukluya bana hakaret etmemesini söyler misiniz? Bizimle geliyorsunuz lütfen. O trenin vagonunda sana gerçeği söylüyordum. Anlamıyor musun? Bana inanmalısın. Elveda. Bir dakika dinleyin. Korkunç önemli bir devlet sırrı. Yeter artık. Ülke dışına kaçırılmak üzere ve hem de son derece şeytani bir gizli ajan tarafından. Geri zekalı bir dedektif yüzünden benim de elim kolum bağlandı. Ancak bir an önce Scotland Yard'ı arayıp söylerseniz... Size elveda dedim. Affedersiniz hanımefendi, ancak durumu tekrar değerlendirince sizin de bizimle gelmeniz yerinde olacak kanısındayım. Benim de mi? Ama demin dediniz ki benim... Suçluyu belirleyebilmek için... İfadenize ihtiyacınız var. Ama size kim olduğunu söyledim. Yalnızca karakola kadar. Ama... Rica edeceğiz. O kadar da uzak değilse. Neredeydi bu arada? Inverary. Inverary mi? Ama orası neredeyse... 40 mil. 40 mil mi? Sen karışma. Bölge hakimi tarafından bizzat sorgulanması gerekiyor. Bölge hakimi mi? Halkın güvenliği için bu şart. Halkın güvenliği mi? Aynen öyle. Madem şart. Teşekkürler bayan. Şimdi lütfen arabaya binebilir misiniz? Merhaba. Durun bir dakika. Yanlış yoldayız. Bu yol güneye gidiyor. Inverary kuzeyde değil miydi? O yolun üzerine bir köprü çökmüş bayan. Etrafından dolaşmak zorundayız. Memur bey yolu biliyor. Affedersiniz müfettiş. Ne var? Tutuklama izninizi görebilir miyim? Kapa çeneni. Küçük bir bahse girmek ister misin benimle? Peki. Sherlock, seninle girelim. Biri yüz bahsi varım ki şu senin bölge hakiminin serçe parmağının üst kısmı eksik. Ben kazandım. Neden durduk? Şimdi ne yapacağız? Yol koyun dolu.
Vay canına. Sürüyle dedektif. Çekilin yoldan uyuz hayvanlar. Biz yapacağız mecbur. Dışarı gel. Siz çok kalın. O kadar kolay değil. Baksana nasıl çıka geldi birdenbire. Nereden çıktıysa. Yapacak bir şey yok. Atla arabadan. Dur dur. Bu kızı ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz? Çıkarın şu kelepçeyi. İşte artık siz de bir görevli memur oldunuz. Siz burada oturursanız o da burada oturur. Hadi bakalım. Hadi dağılın. Hadi ben gidersem sen de gidersin. Hadi. Ne yapıyorsun? Bana bak, beni dinle. Şunu hissediyor musun? Leşini yere sermemi ister misin? Özellikle istediğim bir şey değil. O zaman yürü. Hadi. Kaçmışlar. Nereye gidebilirler ki? Ben nereden bileyim? Yürü hadi yürü.